İyi günler. Hemoroid nedir öncelikle? Hemoroid halk tabiriyle basur, mayasıl gibi isimlerle de anılmaktadır. Hemoroid dediğimiz makattan sarkan bağ dokuları veya yastıkçıklardır. Bunların içinde atar damarlar olur, bunların içinde toplar damarlar olur, bunların içinde yine bağ dokuları olur. Ama tek başına hemoroide bir makatın varisidir demek yanlış. Şimdi hemoroid öncelikle burada neden oluşur? Bunu bilmek gerekir ve ne sıklıkta olur? Şimdi sıklığına gelince genelde 50 yaş üzerinde her iki kişiden birinde, yani nüfusun %50'sinde görülür. Ancak bunların sadece %10'u müdahale gerektirir. %90'ı kendi kendine bunların idare eder ve dolaşırlar. Erkeklerde 1.3 kat gibi, yani bir tık kadınlara göre daha fazladır. Kadınlarda özellikle gebelik ve lohusalık dönemlerinde gözükür. Gebe ve lohusaların ortalama %10 ila 15'inde hemoroid ya da basur gözlenir. Hemoroid oluşumunda hazırlayıcı faktörler olarak hareketsizlik, örnek oturan meslekler, sekreterlik gibi, bankacılık, muhasebecilik, işte mimarlık, mühendislik gibi uzun saatler sandalyeden kalkmadan oturan kişiler. 2. Sıvıyı yetersiz almak. 3. Liften fakir beslenmek. 4. Tuvalette uzun süre kalmak. 2017 yılı itibariyle bununla ilgili dünya genelinde kabul edilen bir görüş vardır. Bu da İngilizce tone harfi, tone ibaresi olarak tone veya işte ayarlama olarak kısaltılır. Tone, T harfi 3 minutes, yani 3 dakikada dışkılamanın olması gerektirir. Yani kişi tuvalete girip de 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika gibi süreler kalıyorsa burada sıkıntı vardır. Veya işte ben tuvalette bilmece çözerim, bulmaca çözerim, işte yok gazetemi orada okuyorum, sosyal medyayı ben tuvalette yaparım, yok böyle bir şey asla kabul edilemez. Kişinin tuvalete gazete, işte akıllı telefon vesaire, tablet, mablet böyle şeyleri almaması gerekir. Alan kişide zaten problem var demektir. Onlar hep kendini kandırır. Ben işte onu orada yapıyorum falan gibi, öyle bir şey olamaz. Onun dışında O harfi once a day, yani günde bir kez ideal olarak dışkılamanın gerçekleşmesidir. Ne? No straining, yani aşırı bir ıkınma olmaması gerekir. Yani tuvalete girip de böyle delicesine işte şey damarlarını, alın damarlarını çatlatırcasına kadar şahıs şey ıkınıyorsa burada ciddi bir sorun vardır. E de enough fiber, yani yeterince lif tüketmek, ki genelde önerilen burada günde 25-35 gram, işte ortalama 30 gram diyelim kabaca, kadar lif alınması. Yani her öğünde iyi kötü bir işte bakliyat, sebze, bunların güzel bir şekilde tüketilmesi olarak pratikte kabul edilebilir. Yani özet şu: tuvalette uzun kalmayacağız. İdeal olarak günde bir kere dışkılayacağız, yeterince lif tüketeceğiz ve aşırı ıkınma yapmayacağız. Bu ana kurallara dikkat edersek hemoroidden korunmak mümkün. Hemoroid tanısına gelince detaylı bir makat muayenesinde bu hekim tarafından anlaşılır. Anoskopi dediğimiz bir aletle makatın sadece iç bölümüne bakarak bu rahatlıkla anlaşılır. Veya bir kolonoskopi tetki yapılmışsa kolonoskopi sırasında da anlaşılabilir. Ama %90'ın üzerinde tanı makat muayenesi sırasında konulmaktadır. Ve uygun tanı kişiye konulduktan sonra da tüm araştırmalar, tetkikler tamamlandıktan sonra tedavi şemasına geçilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Şayet makat hastalıklarıyla ilgili sorularınız varsa kanalımızı takibe alabilirsiniz.